Selam arkadaşlar, Adana Arkeoloji Müzesi'ndeyiz. Aslında ilk çağ tarafından başlayacaktım da. Burada lahitleri görünce dayanamadım. Önce lahitleri çekeyim dedim. Yine lahitmiş. Mermer Roma dönemi 3. yüzyıl. Işık çok kötü, kusura bakmayın. Güneş vuruyor. Adana çok sıcak. İngiltere'den gelince bunlara benzer şeyleri ben British Museum'da da çekmiştim. Ben bunları vesikalık fotoğraf diye adlandırıyorum zaten. Bunlar normalde mezar taşı. Şöyle altlı üstlü falan, bunlar aile mezarlığı gibi herhalde. Aa, bu çok güzelmiş. Neymiş bu? Ay tanrısıymış. Moon God. Kireç taşı. Limestone. Çok güzel. Şu detaya bakar mısınız? Şöyle nasıl çekebilirim? Resim çekemeyeceğim. Maalesef. Burası müzenin bahçesi. Burası eskiden fabrikaymış. Burayı müzeye çevirmişler. Herhalde kral mezarı. Takılar üstünde. Ostotekler, Roma İmparatorluk dönemi lahitleri. Burada da sütunlar var. Sütunların hangi düzenlerde yapıldığı anlatılmış burada da. Korint düzeni, İyon düzeni. Şunlar Korint oluyor o zaman. Misafirim Ayşegül Yüksel, arkadaşım Emin Yüksel'in eşi. Bize biraz bu taşlardan bahsedecek kendisi. Ben Ayşegül Yüksel, arkeolog. Bugün Arkeo Yol Sanat Tarihi ve Arkeoloji Grubu takipçileri için Adana Müzesi'ni geziyoruz. Baştan başlıyoruz. Önce bir Çukurova kronolojisini müzede sergilemişler. Milattan önce, yani günümüzden 2 milyon 600 bin yıl öncesinden başlıyor günümüze kadar kronolojiyi takip edebiliyoruz. Taşlarla ilgili bize biraz da içerebilir misin lütfen? Taşlarla. Mesela şu taş bize neyi anlatıyor? Bu taş ilk mülkiyeti anlatır. Taş değildir aslında. Mühürdür. O bir mühürdür. Şu bu mal bu şahsındır, benimdir diye. Kim yani mesela adama bir tane şey, bizim hani eski Türklerin koyunlara vurduğu tamdalar gibi yani. Yani bu adamın bir şeyi var yani, bir malı mülkü var. Atıyorum bir çuval buğdayı. Ha, o buğdayın üstüne bu tamdayı vurduğu zaman. Buğday çuvalının üstüne bir bulla yapıştırır. Mühürler yani. Ondan sonra üzerine de bu taş ya da bir şeyler, kimden bir taş kalacak, mühürü basar. Ha, bu Antonio mesela. Bu ailenin, bu şansı. Antonio Sanchez bilmem neye ait. Hadi isim de verin. Mülkiyeti anlatır. Evet. Buradan işte milattan sonraki dönemde de yavaş yavaş geliyoruz. Kronolojik olarak. Doğu Roma dönemi, Selçuklu dönemi, Haçlı istilası dönemi 1204-1268. Haçlı ve Moğol istilası. Tam 1204 sene kaydedildi. İstanbul'un Latin işgali. Haçlı istilası ama sonuçta bu şekilde kılıç adı istiyor, baksana. 1098'de başlıyor, 1204 son Haçlı sanırım.
Tamam da 1988'de ilk açtı sanırım. Ben 1200, zaten 1204'te İstanbul'a geliyorlar. O 51 yıl falan sürüyor. Ondan sonra gidiyorlar. Osmanlı dönemi ve Türkiye'de. Saat Kulesi'yle. Taşlandırıyoruz. Evet. Simgesidir Adana'nın Saat Kulesi. Ha, öyle büyük mi? Saat. Evet. Adana'nın Saat Kulesi. Peki şey mi? Bölgeye de ismini vermiştir. Çünkü sen de gelen de Abdülhamit'i yaptığı için sağ olun. Kameraman mı? Gelir misiniz? Ucağımın taş kapısını atladım. Neyse. Kameraman. Şu taşları biraz yakın çekeyim, yapalım. Başka girelim, bize bunları almış. Jeolojik devirlerden sonra Neolitik dönem almış hemen şeyimiz, müzemiz. Taşlar o obsidyenden yapılmış taş aletler. Önde arkadakiler çay taşı ya da çakıl taşı dediğimiz kaba yontma taş aletler. Peki onların teknolojik isimleri onları işte, bunları yaparken onlarla mı böyle törpülüyorlar gibi mi yapıyorlar? Nasıl oluyor? Aslında şöyle, bir taşı kıracakken daha sert bir taş kullanıyor ki ona şekil verebilsin, gücü yetsin diye. Genellikle daha sert işte taşlarını vurarak önce dilgiyi çıkartır çekirdekten, aleti çıkartır, ondan sonra onu rötuşlar. Burada böyle bir avcı toplayıcı canlandırması yapmışlar. Köy gibi bir şey canlandırması yapmışlar. Şu taşları bize anlatabilir misiniz lütfen? Aletler, bıçak ve deliciler. Bunlar da dilgi dediğimiz Neolitik dönem endüstrisine ait eserler, aletler, kesici, delici aletler, daha çok bıçak, okucu vesaire amaçlı yapılmış. Bunları genellikle bir tahtaya, yani ağaç dalına falan böyle geçirirler. Ondan sonra bağlarlar lifleriyle, bitki lifleriyle falan. O şekilde ip yoklar. Hatta şöyle geniş, uzun yay biçimli şeyleri ağaçlara, bunları yan yana sıralayıp o Mısır döneminde de bu lifler için özel bir bitki varmış. O bitkilerle bu tahtaları bağlayıp kano gibi gemiler yaparlarmış. Onlar suyu gördüğü zaman şişermiş. Böylece birbirine kenetlenirmiş evet. O malzeme. Ya öyle bir lif kullanıyorlar herhalde. Peki burası bize hangi dönemi anlatıyor? Bir sonraki dönemi olan Kalkolitik dönemi. Yani işte hayvanları iyice evcilleştirip yerleşik hayata geçtiklerine dair. Anladım. Köy yaşamı. Evet, Ayşegül Hanım'a daha sonra gerek duyarsak danışacağız. Bu da Kültepe'deki tabletlere benziyor. Bundan sonraki durağım Kayseri olacak. Sizinle Kayseri'deki gezilerimi de paylaşacağım. Aslan kabartması. Bu adamın adı neydi Engin Bey? Adam değil, Tanrı bu. Tanrı mı? Tarhunda. Tarhunda. Bak istersen bunun başına ben anlatabilirim. Heh, lütfen. Şu an kayıtta mısın? Uzaktan anlatabilirsin. Çok güzel. 1633 yılının Tanrı kavaklarından bir tanesi. Bunlar kimlikle çok ünlüdür. Bir tanesi bunlardan farklı bölgeye daha var. Bir boğanın çektiği at arabasının üstünde fırtına tanrısı Tarhunda'nın heykeli. Tarhunda burada tanrısal duruşuyla karşılıklı çıkıyor. Sakalları direkt Meşkutan'ın üstünü sikeri, tanrısı heykeli yan yüzünde yazık var. Şu aslında bir yaka çekim yaparsak gözünde. Tabii ki. Nereye çekmemi istersiniz? Şu bölge, evet. Yani burada gittikçe, Louis'ce... Benim telefonumda çok da net evet, görünmüyor ama... Yazıt. Ancak bu kadar çekebiliyorum. Yani kabartmanın buradaki tekerlek bölümü çok güzel bir şekilde işlenmiş. Şundan mı bahsediyoruz evet. Tekerlekte? Ha, şu kısım. Şu bildiğin tekerlek. Ha, evet. Çok net ve çok güzel. Evet, çok güzel. Arkasında bir kalsam motifi var, muhteşem bir motiftir. Ve burayı... Ve burada yatısı devam eder. Çift dilli. Evet ya çift dilli. Yazıtı bilingual. Şurada bir de Fenikece metin diyor bu. Evet Fenikece bilingual dediğimiz çift dilli. Bir tarafında Fenikece bir tarafında Luvice. Ha. Hieroglif yazısı. Bunu Luvice. Da peki şey Rosetta taşı gibi bir şeyle mi çözmüşler yoksa? Aynen öyle Fenikece'den yola çıkarak çözmüşler. Hieroglif metinin çevirisi. Yani Fenikece'den hieroglif
yazısını Bodak... Yani bildiğim kadarıyla şey Rosetta Taşı'nda Grekçe yazıları görünce hieroglifi oradan çözmüşler. Aynen. Rosetta Taşı'nı daha önce şey British Museum'da çekmiştim. Hatta gidince bir daha çekmeyi düşünüyorum. Şimdi çok kötü o çekim. Bodak diye bizim bir çok sevdiğimiz hocamız var. Almanlık kendisi. 1930'ların sonları, 1940'ların ortalarından itibaren bizim Karatepe'de yapmış olduğu çalışmalarda bu dili keşfetti. Fakat okuyamadı. Daha sonra... Fenikeceyi. Yok, şey yani, Luvici, Yerokinci Ucesi. Ha, ya, anladım. Sonra, daha sonra benzer işte bilingual dediğimiz yazıtlardan yardımıyla bu dili çözen adamdır kendisi aynı zamanda Bozert. Kendisi Almanlar, İstanbul'da bizim çok uzun zaman çalıştı ve sanırım adam Türkiye'de öldü. Türkiye'de kaldı, öldü. Klaus Schmidt de sanırım Türkiye'de mi öldü? Onun eşi Türk'tü sanırım, o Göbekli Tepe'yi kazan. Onlar hep Almandılar. Ama yani Almanlar çok adam, yapıyorlar burada. 1930'ların faşizm döneminde, işte Almanya faşizm döneminde kendi yurttan kaçan, kendisine yer eden bilim adamları bunlar. Bizim bunların bir kısmını biz kuracaklar. Anladım, biliyorum. Hatta şey denk gelseydi Einstein de gelecekmiş galiba. Einstein... Ama Einstein sanırım Amerika'yı tercih etmiş diye biliyorum ben. Einstein'ın kendi tercih olduğunu duymuştum. İşte Einstein kendini tercih etmiş. Kendisi Amerika'yı tercih etmiş. Oraya tercih etmeseydi diğer tercih Türkiye'ydi. Türkiye'ydi, evet, onu da biliyoruz. Onu evet. Bu tanrı kabartmalarından bir tanesi de Karatepe'de var. Çok benzer. Yine boğaya binmiş. Yani yine tarzında. Aynı şey tanrı değil mi? Aynen, çok benzer heykeldir birbirlerine. Yani çok fark yoktur. Bu dönemin ya toprağa bağlı devletlerin, toprağa bağlı kültürlerin, uygarlıkların ya boğayı kutsaması, boğanın önemi zaten burada vurgulanır. Şey bizim Türklerin kurdu kutsaması gibi bir şey oluyor yani. Aynen, aynen. Tabii ki. Ya biz çünkü yarı pastoral bir toplumuz. Biz şimdi hayvan yani, gitmiyoruz. Tabii ki, tabii yani doğadayız. Biz neye bakıyoruz? Kurda bakıyoruz. Daha vahşi olan, yani. Atakolana bakıyoruz. Bunlar avcı. Şey toprağa bakıyor. Biz avcıyız. Onlar toplayıcı. Ha, bunlar toplayıcı, bunlar ya, yese, ha bire yese, homilik. Şey lazım bunlara, ya boğa lazım çünkü yani toprağa çünkü... Sürecek, düven de miydi onun adı? Ne düven bir şey, saban ha. Saban, fakat biz şimdi Türk'üz. Savaşçıyız. Savaşçıyız, o yüzden kurda bakıyoruz. Ya bize kurt önemli, onlar da boğa önemli ki aslında şeyden, nördük ürenler, Çatalhöyük'ten beri, ya bizim Anadolu'da boğa, tasvir sanatlarının en üstünde yer alır. Yani bunların seramik üzerinde görürüz, heykellerde görürüz, mimarda işte duvar resimlerinde görürüz. Hı hı. Devamlı vardır. Değil. Burası bu bölüm arşivinin lisans tezi. Burası mı? Kadın giysileri. Kadın giysileri. Ama kadınlar kadın giysileriyle ilgilenir zaten. Yok vallahi, kere bir bana hocam. Hoca sana onu itir. Sen kendin istemedin yani, istemeden oldu. Arkadaşlar bunların çoğunun resmini çektim. Facebook sayfamızda tekrar paylaşmaya devam edeceğiz. Ben bu videoyu aslında YouTube sayfamda paylaşıp herhalde link atarım. Çünkü çok uzun bu video. Sayfaya o şekilde sığmaz değil mi Ayşegül? İhtimalle. Ben bunu YouTube linkini atarım. Grup üyeleri oradan seyredebilirler. Şu nedir? Bunlar Riton dediğimiz. Şimdi bir resmini de çekelim. Riton dediğimiz bizim ibadet kapları. Tanrılara bunlarla sıvı şarap olur, kan olur artık neyse. Sıvı kurban ediyorlar. Engin bu neydi? Bana bir kısa bir açıklama söyler misin? Yani şey grup üyeleri için bu neydi? Neydi? Tapınağının yağmalanması. Asur resim tarafından bildiğimiz bir hangi tapınak tasvir, pardon? Şey, Muşaşir. Muşaşir tapınağı. Yani Muşaşir tapınağının yağmalanmasıydı. Asurlar bir şey Urartu tapınağını yağmalıyor. Anladım. Bu neydi? Demir çağında Kilikya bölgesi. Şöyle. Bunun fotoğrafını çektim arkadaşlar. Şunları da bir çekelim. Arkaik dönem heykelleriymiş bunlar da. Kabartmalar. Bu da çömlek yapımı tasvir ediyor. Bunların çoğunu fotoğrafladım. Atacağım zaten. Bunlar şarap içiyorlar. Böyle parmaklarına takıyorlar. Parmaklarına niye takıyorlar? Ay! Nasıl? Parmağını daldırıp içiyormuş. Aaa! İşler...
Ayşegül bunlar ne işe yarıyordu? Şu sivriler bunlar da mı parfüm şişesi? Parfüm şişesi. Alabaston. Lekitos. Bunlar da kandilmiş. Bu rahip miydi? Evet, bu yani yapım müziğin sembol eserlerinden bir tanesidir. Öyle midir? Evet, bir tanesi olduğunu anlatabiliriz. Marble, milattan önce 3. yüzyıl. Evet. Bu çok yani müzenin şeyine gelen. Çocuk heykeli. Kataloğuna gelen yani, başlayan. Burada da bazı büstler var. Bazı büstler. Karşında ben bir tane dizi olsa öyle koysam. Bazı büstler şimdi uzun uzun açıkladığın zaman olmayacak. Çok olmayacak. İsteyen araştırsın. Şu kafa olayını bize bir anlatır mısın Zengin Bey lütfen? Hani daha önce konuştuğumuz olayı. Roma döneminde imparator heykelleri gövdeleri ayrı olarak yapılmış. Yani bunlar genelde asker, general gövdeleri çoğunlukla var. Bu gövdelerin başları daha sonra her imparator değişiminde o yeni başa gelen imparatorun yüz şekillerine göre kafa üstü yapılır, portası yapılır ve bu heykeli giydirilir. Yani bu gövdeleri hemen hemen hepsinde aynıdır. Anladık. Şimdi siz gözüküyor mu? Şu heykeli sanırım sizin tanıdığınız birisi bulmuştu. Onu da bir açıklayalım. Hem onu da anmış olalım. Evet. Buradan yani kentimizin değerli mimarlarından Mehmet Bekcan Işık ve rahmetli abisi kendileri dalgıçtır. Aynı zamanda profesyonel dalgıçlık yaparlar. Karataş açıklarında bir dalışlarında bu heykeli görüyorlar. Müzeye bildiriyorlar. Müze geliyor ve bunu çıkartıyor. Kendimize kazandırıyor. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Abisine de Allah rahmet eylesin dileyelim. Burada anlatılan hikayeyle ilgili bilgimiz var mı? Var. Burada bir mitolojik olay anlatıyor. Akilleus'u bilmeyen yoktur. Aşil. Evet. Ha şey bu topuğundan vurulan şeyde Troya'da değil mi? Topuğundan vurulan. Evet. Nereden? Buradan başlıyorsa buradan başlayabiliriz anlatmaya. Ben lahitleri çok severim de. Şimdi burada birkaç tane figürü var ki onu ben birkaç çekmek zorundayım. Tamam birkaçını da fazla uzatmayalım zaten. Hani takipçilerimize sıkmayalım. Burada bir figürünü görüyoruz. Zaten hemen burada Tanrı'nın atribütü de var. Burada şey var. Akilleus aslında buradan başlamak lazım. Tabii ki. Savaş sırasında birisi istenilen bir yerli hatun nasıl diyeyim yani savaş eseri olarak alınıyor ve sonra bu savaş eserinin paylaşımı sıkıntı oluyor. En sonunda Agamemnon istiyor. Agamemnon'dan sonra küsüyor, Akilleus küsüyor. Yok onu ben de alırım diyor filan. Bu o şey olay anlatılmış. En son tanrılar da devreye giriyorlar ve bir karar veriyorlar. Buradaki yüksek kabartma verilmiş sahneler milattan sonra 200 yılın yaklaşık ortalarına denk geliyor. Ben ve çok yüksek bir işçilik var. Evet. Tarihte bir müzede bir Jenkins babası paylaşmıştım bence. Ona özel bir ayrı bir ayrı bulamadım ama tarihteki müzenin biliyorsunuz sonunda var. Helen'in nasıl götürüyor filan onları bahsediyordu. Paris'i. Paris'i, Helen'i, Paris'i. İşte Paris. Biri flüt çalıyor, biri dini şiirler okuyor filan. Burada, evet, burada en son sahnede şey diyor, Akilleus'un... Sanki ben bir yerde gördüm mü? Kopyasını mı gördüm, bir resimde mi gördüm? Hatırlıyorum, şu sahne bana çok tanıdık geliyor. Genelde mitoloji aynı olduğu için, mitolojiyi sanatçıların ya taşa yansıtması, taşa... yansıtmaları çok az farklarla zaten verilebilir. Bu ne özellikleri? Bu Pegasus mu? Kanatlar mı? Yok. Bunlar bizim Sphinx dediğimiz, onların Griffon dediğimiz bir başka tarzı. Burada şeyler, kafalar genelde kartal kafası. Ha bunlar kartal kafası? Evet. Yani doğru, aslan kafası değil. Evet. Bunlar yani şimdi yok, bunlar... Yok ben sadece kanatla gördüğüm için biraz sorun. Karışık yaratıklar. Bunlar aslında demon dediğimiz. Demon şeytan mı?
Cin. Evet. Koruyucu. Demo koruyucudur. Ve bu Lightning koruyucusu da bu demo. Ha, yani Light'te bir hikaye anlatılıyor. Bu iki figürsel birbirine koruyucu olarak. Light'teki adamın rahat uyumasını sağlıyor. Onun bekçileri, başında bekçileri. Aynen öyle. Genelde bu demonlar kent kapılarının yanlarına konur. Aha. Sen çok tercihsin. Kiliselerin, özellikle fasatlarında cephelerin diyebilirler. Çok tutan bu demonlar. Evet. Şeylerin çörtenleri falan kullanıyor. Yani fırsat edip cephe yani. Anladım, şeyde bulunan çocuğum şeyleri falan ve hatta ondan sebep Notre Dame Kilisesi'nin şeytan kilisesi olduğu da söylenmişti. İşte demonlar koruyorlar onları. Kameraman şöyle de bir çekebilir miyiz lütfen? Şöyle karşısına geçelim. Zaten grifonlar yazmış. Burada da bebek lahitleri varmış. Kireç taşından yapılma. Bunlar da ostatek işte. Ostatekmiş. Ama insan görünce üzülüyor ya. Küçücük ya, bebek tabii. Ya. Mesela... Aa çok güzel. Ya demoralize ediyor insanlar. Yalnız... Bunlar adak heykelleri. Her yani... şey bu sunakların oraya mı koyuyorlar? Hem bir şey adıyorlar. Adıyor. Bunların yüzden çok... Engin bu nedir? Baston başı gibi neymiş bu? Strigil okuyamıyorum ki. Strigil. 24 saatlik yoldan geldim. Strigil'i şöyle açıklayayım. Şimdi güreşçiler yağlanırlar. He biliyorum şey üstü. Ben onu Roma hamamında gördüm. Şey terini şey yapıyor, sıyırıyor. Evet, en son. Yağları. Onu ben şey diyorum. Roma hamamında vücutlarının nemini korumak için vücutlarını zeytinyağıyla yağlıyorlar. Bunun fazlasını almak için aynen. Böyle onu böyle sıyırttırıyorlar bir şeyle. Ben onun videosunu çektim. Roma hamamı videolarımda var o. 450'ler, 460'lar yanlış hatırlamıyorsam çok güzel bir heykel vardı. Yine şöyle şeyler kolları kopmuş ama tam böyle onu böyle atarken elinde muhteşem bir heykel Yunan. Sanırım onun şeyde battı. Yo battı değil nerede? Clean. Clean'da biz onun videosunu izledik. Hani Romalıların nasıl temizleniyor, nasıl soğukluk, sıcaklık kızı. O Roma hamam bölümünde şey var. Ha, onların hepsi var. Hala kullanıyor muyum? Frigidaryum şey yani. Fridge zaten buzdolabı demek. Burada cam eşyalar var arkadaşlar. Camın tarihi. Evet. Burada en dikkat çekici camlar geride kaldı. Alabastronlar vardı. Alabastron. Şöyle. Şimdi zamanımız da kısıtlı. Akşama Kayseri'ye gideceğim için. Burada Helenistik döneminin muhteşem kabartmalı kaseleri var. Evet, kaseler çok. Burada daha çok küpler, yani turşu küpleri var. Büyük diploma kapları. Bunlar geldi bakliyat. Bunların şeyi var bu. Ben Kültepe'den şimdi adam boyu içine 2-3 tane benden sığar yani öyle sığar, söyleyeyim. Sığar. Burada bir Roma yaşantısı, günlük Roma yaşantısı bu, sergilenmiş. Bu tarihi Roma'nın kıyafetleri kısmı. Evet. Birkaç tane örnek sunmuşlar burada bize. Şurada bir balmumu heykel yapmışlar. Evet. Evet burada Engin Bey'in bir eleştirisi var. Yok, onu yapacak. Bir takip edenler açısından söyleyeyim. Bayanlar özellikle boyalacaklardır. Bunlar Roma dönemler bilezikler. Hı hı. Muhteşem bileziklerdir bunlar. Peki bunlar taş mı? Cam. Cam. Bunlar camdır. Bunlardan biz çok bulduk Ayşe Bey'le kazdılar da. Şimdi şu arkadakiler Aki'ye benziyor da biraz. Bunlar çok muhteşem cam bilezikler. Şuradaki arkadakiler siyah olacak ama tam olarak temizlenmedikleri için renkleri pek belli olmuyor ama mavileri ve turkuazları çok güzeldir. Ben onlara bayılırım. Yani şimdi olsa takılır. Bayanlar takarlar. Tabii ki çok şıklar. Kıyafetler bunlar arkadaşlar. Düşün ta o zaman şimdi giydiğimiz pelerinler var. Bakar mısınız? Ben şunları çok beğeniyorum. Şal gibi. Tunik. Bu heykellerdeki canlandırmaları da oldukça güzel yapmışlar. Bir takım altın takılar var. Ayşegül Hanım'ın gözü altın takılarda kaldı yalnız. Ayşegül sever. Ben çok sevmem. Böyle ağırla bir takarım işte. Takmam işte. Evet burada da şey var. Neydi la bunun adı? Burada bir biga var. Tam aslında biga da değil. Yani iki atlı da değil. Tek atlı. Bir Roma savaş arabası. Bunların en görkemli. Biz böyle çarıyor. Çarıyor. Aa dört atlı. Dört atlı. Evet. Quadriga. Zaten şeyde quadrus. Dört. Quadrus dört demek evet. Değil mi? Latince'de hala. Evet. Neydi? Önde katre. Cinco quattro öyle bir şey gidiyordu. Evet. Benim İtalyan komşum var. Ona sorarım sonra.
Kuadri gösteriyor. Ya at çok güzel olmuş yalnız. Ben çok beğendim atı. Çok canlı yapmış. At heykeli diğerlerinden daha güzelmişler. At heykeli güzel. Her ne kadar şeye benzese de, perdeye benzese de, üstüne koca şu şeyleri de çekeyim. Burada Bogoran'ın kısa kılıçları var. Bunlar muhteşem ayakları. Gladiator kılıçları bunlar. Doğrudan direkt öldürmeye yönelik yani. Oluklu zaten. Oluklu. Oradan kan akıyormuş zaten. Aynen. Direkt taktığın zaman şeyi. Bunlar gladiatörlerin kullandığı en tehlikeli direkt öldürücü silahlar. Bunlar pek araştırılmadı. Burada bir sadak var. Yani arbalet şeyin kullanımına uygun olabilir. Yani bu çünkü kısa. Normalden evet, kısa. Normalden kısa. Şurada bazı gövdeler var. Onları da yakından bir çekelim. Evet, burada bizim Helenistik dönem, Roma dönemi arası eserler. Tam burada Roma'yı da bitirip Batı Roma'ya. Daha doğrusu Bizans'a. Şu Roma'ya. Şey Osmanlı'yı bir gezelim de gelelim mi bu tarafa? Oradan da devam edelim. Bizans'ı yıkacak ya Osmanlı. Ha. Yok şu orası bir girinti çıkıntı o yüzden şey yaptım. Şuraları baktık ya o yüzden. Şuradan baktık, buradan çıkalım. Öyle mi yapalım? Orta Çağ kültürüne bunlara bayılırım. Anadolu Selçuklu, Bizans, Ermenilerin ortak kültürü, ortak seramikler. Bunlar yeşilleriyle, sarılarıyla, formlarıyla, biçenlerle birbirine benzer. Bakın sırlı bunlar seramikler. Ya sırlı seramikler. Selçuklu, Bizans, Ermeni, Gürcü derde ortak kullanımda. Yani çok şıkmış bunlar. Çok şık bunlar. Zarif eserler. De bunlar şey parlak değil, onlar parlak. Sırlı, sır farkı. Bunlar yani pişmeyle ilgili bir şey. Ve daha sonra artık yavaş yavaş bizim Osmanlı'nın işte o muhteşem şey çinlerine doğru bir akış verilmiş müzede. Bunlar kemer tokaları mı bunlar? Kemer tokaları evet. Ve başlık herhalde şu. Evet, kadınlar genelde yani kadınların dişlikler. Şimdi müzemizin Osmanlı dönemine ait mezar taşları var. Mezar taşları. Bunların hepsi şu andaki baş taşı. Yani baş şahidesi. Şahidesi. Şahidi denir. Baş şahidesi. Biliyorum. Buradan birkaç tanesini istersen okuyalım. Okuyalım. Zahiyal Baki diye başlıyor. Tabii ki. 1231. Attın mı? Görmüyorum ki ben okuyayım size onu. Yazıyordur orada zaten. Neyse kitabı anlatır mısın bize lütfen? Osmanlı dönemi kitabesi bu müzenin en değerli eserlerinden bir tanesidir. Muhteşem bir kitabe, yani kendi dönemin bütün eserlerini yansıtıyor Osmanlı tuğrası. Muhteşem üzerinde 5-6-5-10 satırlık kartuş içinde soldan sağa sürüs hatla yazılmış bir kitabe. Yani müzenin gerçekten görülmesi gereken eserlerinden bir tanesi. Altta da Cafer Paşa Camii'nin kitabesi var. Cafer Paşa Camii 1950'lerde yıkılmış. Çok yakın. Cafer Paşa 1640'larda yapılmış. 1638. Çok yakın dönemlerde projesi yapıldı. Tekrardan şu anda konfeksiyonla, şu anda restorasyon da bitti. Şu an artık var. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Şöyle şuradaki canlandırmaları da çekelim. Yukarıda bir şey yazıyor ama çok karışık. Bunları okuyamıyorum. Yukarıda küfi karakterli. Sonra ben okuyamıyorum. Bir yazı yazılmış. Evet. Ben de okuyamadım. Ama yani yazı tekniği küfi. Devam edelim. Sikke bölümüne geçelim. Sikke bölümüne geçelim. Sikke bölümüne geçelim. Olabilir. Sikke bölümünü pek beğenmedim ben için. Ben de. Bu sütunları ben o taraftan doğru gelirken çekmiştim size arkadaşlar. Burada bir şeydi. Aslan var orada, onu da çekebilir miyiz? Orayı çekmedik değil mi? Dur. Mozaikleri çekelim. Mozaiklere bayılıyorum. Orada küpler var. Ne güzel. Camın üstünde yürüyorsunuz. Şöyle bakar mısınız? Bu cam beni tartar mı ya? Nuh'un gemisi mozaiği. Çok severim. Şuraya bir kaydedeyim, şöyle de okurum.
Artemis Sunu Mozeyi. Şurayı da bir... Ben çekiyorum. Aynı anda fotoğrafta çekebiliyorum. Çektim. Öyle çektim mi? Karşısını buradan çektim bak. Böyle çektim. Böyle mi alayım? Şuraya basacağım. Tamam çektim. Dinliyorum. Yumurtalıkta bundan birkaç sene önce bulunan muhteşem bir mozaik ki yani bölgenin en güzel mozaiklerinden bir tanesi. Kompost dediğimiz karışık deniz yaratıkları. Bir at görüyorsunuz ve yani bunun kuyrukları da balık kuyruğu. Bakıyoruz. Onlara binmiş yani bir çift eros var ve bunlara balık avlıyorlar. Yani balıklar levrek bir tane görüyorum zaten. Şu yanda kılıç balığı görüyorum. Değil mi Ayşe? Sen de görüyorsun evet, başta. Evet kılıç balığı. Ben anlamam balıklardan. Evet. Bu çok özel bir şeydir, mozaiktir. Yani figüratif olarak hipokampos'a binmiş çok yaygın bir betimleme değil. Yani o yüzden Adana Müzesi'nin en güzel, en nadide eserlerinden bir tanesi olarak durmaktadır. Fırsatım olursa İstanbul'da Saray Mozaikleri Müzesi'ne de gideceğim zaten. Hipokampos ve Eros Mozaiğiymiş bunun adı. Yani bu taraf fena sıcak. Işıklandırmadan mı kaynaklanıyor? Yeterli havalandırma çalışmıyor. Ne, boğazım kurudu, nefes alamıyorum, zorlanıyorum. Bir mozaiğin yerinden kopartılıp bir başka yerde sergilenmesi, evet insanların gözünü kolaylaştırıyor ancak mozaiğin yerinde olsam üzülürdüm. Bir de yerinde sergileme olanağı yoksa nasıl olacak? Herkesin gidip görme şansı olmazsa burada toplu halde herkesin görmesi daha mantıklı değil mi? Tamam siz kendi açınızdan öyle bakabiliyorsunuz ama... Ben kendi açımdan bakmadım. Mozaiğin açısından baktım. Ya mozaiğin açısından da yani. Tabii ki her şey yerinde güzel ama... Ben de bu klimalı bir yerlerden de geliyorum. Klima açısından değil. Şimdi biz buraya geldiğimiz zaman birkaç mozaiği bir arada görebiliyoruz. Şimdi bunların her birine gidip tek tek yerinde görme şansımız olmayacağına göre. Ama bir de şöyle düşünün. Bu eser kaç yaşındaydın? 2000 yaşında. Sen kaç tane yani şey etsin? Yani 100 tane yaşayacaksın dünyada en fazla. Söz sahibi olarak hangisinin daha çok söz sahibi olması lazım? Yorum yok. Şu an hayatımdan memnunum çünkü. Gelip burada hepsini bir arada görebiliyorum çünkü. Büyük kolaylık. Aha şu karşıdakini de çekelim. Hele yanımda böyle iki tane arkeolog olursa tadından yenmiyor tabii ki. Orfeus, Ozan Orfeus. Abi ben tanıyorum ben. Ozan Orfeus hakkında o kadar çok mitolojik olay vardı ki ben burada, yani şu anda burada betimlenmemiş ama yani benim gerçekten en sevdiğim hikayesinden bahsedeyim, anlatayım. Ozan Orfeus'un karısı ölmüş. Yani bir şekilde ölmüş. Karısını cehennemden kurtarmak için, yani cehennemden Hades'ten kurtarmak için Tanrı'la pazarlık yapmış. Tanrı'la demişler ki, karını sen yani Hades'ten çıkartabilirsin ancak bir şartla. Oraya vardıktan sonra gözlerini hiç açmadan, hiç açmadan Hades'ten yani karımla birlikte geri çıkarsan olur demişler. Bu tabi hikaye bana nereden tanık geliyor biliyor musun? Ben bu grupta paylaşmıştım. Hayır, oradan değil. Benim daha eskiden şeyden, evet. Bu Robin Williams'ın rahmetli diyeyim artık, çok severdim kendisini. Öldü değil mi geçen? Öldü o. Aşkın Gücü diye bir filmi vardı. Hatta ben onu sonradan buldum. Yani daha doğrusu yarısından sonra seyretmeye başladım. Karısını cehennemden böyle yani hakikaten yani bu Kur'an'daki cehennem tasvirine de benziyordu anlattıkları. Tabii ki onlar İncil'e ve Tevrat'a göre yapıyorlar filmlerini ama
bayağı bir ürkütücü gelmişti bana yani. Böyle kafa taslarına basa basa giriyor filan cehenneme, karısını arıyor, oradan eller filan çıkıyor. Acayip bir filmdi. Oradan çıkarttık. Anlattığın şey, yani muhtemelen senin bu anlattığın mitolojik hikayeden esinlenerek yapılmış bir filmdir diye düşünüyorum. Hollywood böyle işleri iyi beceriyor, biliyorsun. İyi beceriyor. En sonunda bir şey olmuş, ayağı mı takılmış taşan ne olmuş, gözünü açmış en son çıkarken ve olmamış olan. Burada aslında sevgi anlatıyor, fedakarlık anlatıyor. Kendisi bir ozan, çok muhteşem şey, müzik yaparmış ki doğadaki bütün hayvanlar onun müziğini dinlemek için onun çevresine toplanırlarmış. Orfeus'la ilgili anlatacak çok şey var ama yani bu mozaikte daha çok onun bir ozan kimliği ve yani hayvanların gelip onu dinlemesi. Dinlemesi betimlenmiş burada. Evet, şuradaki mozaikleri de çektikten sonra sanırım müze gezimiz bitiyor, öyle mi? Artık sıkıldık yani, müze de olsa mesleğim de olsa. Sıkılmadık. Yani benim açımdan sorun yok da. Daha gezeceğimiz yerler var. Adana'da sadece bir gün geçireceğim için. Ben bir arkeolog olarak tatillerimde tarihsel alan gezmiyorum. O senin işin olduğu için olabilir mi acaba? Okyanus ve Tetis. Öyle deme. Dediğine bakma sen. Yok geziyorum. Yine de. En çok zamanımız var. Yani ama yani tamam da bir de bilerek gidip gezmek gibi hiç var mı canım? Biz şimdi bilmiyoruz. Salak salak geziyoruz mesela. Bak, mesela bak, ben bakarken buraya ne görüyorum biliyor musun? Gel bak, göstereyim. Şimdi mesela sen ben burada üzüm görüyorum. Yok bak, mesela ben bakınca bunun etrafını dondurma yapacağım. Mozaikler dağılmasın diye. Mesela pembeler var ya. Şu an benim gözümü yırtıyor pembeler. Hani seni rahatsız eden, mozaiğin yerinde kalması gerekiyor demeni sağlayan şey o mudur o zaman çoğunlukla? Yok, değil yani şey, bu başka bir şey söylüyorum. Bu restorasyonla da ilgili bir şey. Anladım. Yani mozaiğin onarması mesela, o pembeler o kadar çok pembe olmasa mesela, yormasa bizi direkt hani mozaikini görelim, pembeler gözümüzü mü deşsin. Tabii ki zaten üstüne basmasını zaten burada bu şekilde engellemişsin. Zaten ayrıktan arttın onları. Daha böyle bir şeyle, nötr bir o şey mi acaba bu hani... Gözümüzü acıtmayan bir renk. O hani onları buraya yapıştırmak için bir sıva dolgu malzemesi mi o pembeler? Aynen, bilmediğim için soruyorum. Sıva. Ve bunun rengini verebiliyorsun artık. Mesela daha böyle donuk ve mat. Yok, bazı şeyde banyolarda filan da kullanıyorlar ya bu tekniği, o yüzden. Ha, sen burada görmüşsünüz dondurma işini. Yani hiç böyle gördün mü mesela? Gördüm. Değil mi? Pembeydi şey, benim dayımın kızın banyosu böyle aranın. Hayır, yok hayır, tarihsel. Ha, tarihsel olarak görmedim. Ama gerçek hayatta şey, normal beyaz fayansın ara dolgularını pembe yapmış kocası. Görmedim. Yani bildiğin özgün Roma mozaikleri. Yok. Yok, görmedim. Yani İngiltere'de görmedim hiç. Mozaik müzesi. Mozaik müzesi gezmedim İngiltere'de de, şimdi şeye gideceğim işte, Saray Mozaikleri Müzesi'ne gideceğim kısmetse İstanbul'da. Korkuyorum böyle lön giderek aşağı düşeceğim diye. Burası sanki Roma hamamı gibi duruyor. Şey bölgeleri falan. Postoporion dediğim apsisin yanında güzel. Bunun yanında bir tane daha bunlar olması lazım. Anladım. O zaman tam olacak. Bu apsis şey, dediğin şey mi bu rahibin dua ettiği? Aynen. Koro da burada zaten. Anladım. Şey hani bak, benim gezdiğim da... şeylerde, kiliselerde hani böyle sağda solda şapel dediğimiz bölgeler oluyor ya. Küçük küçük gözler böyle farklı postoporion insan. Postoporion hücreleri evet. Bak mesela şu öndeki duvarda bizim şey dediğimiz. Nasıl şey, ikonostasis dediğimiz. Hı hı. İkonaları dizdikleri böyle hani İsa çağırmakta filan. Şey Virgin and Child var şey. Nefsi bir kiliseyi hatırlatsa sanki bana ama orijinal de tabii özgün değil. Zaten yerde ikmal bir kiliseydi. Evet. Bu büyük ihtimalle bir kilise diye benziyor çalışan bir şey. Şu tarafı çektik mi Engin? Evet, burası çok güzel. Bak dur, burada hayvanlar var. Ben şu karşıdan çekeyim onu. Evet, bunlar kilise modeli bunlar. Senin yanına geleyim, daha iyi olacak. Buradan çekemedim fotoğrafını. Bu çok zor, büyük bir mozaik olması için. Ben de zaten çok profesyonel çekim yapmıyorum. Bitti mi burası Engin Bey? Tamam, bence bitti. Adana Müzesi'nden sevgiler, selamlar. Artık gün bitti. Artık gün bitti. Buradan nereye götürüyorsun bizi Engin Bey? Kentin kalbine götürüyorum, Ulu Cami'ye. Hadi bakalım, bir dua edelim.
Bir de orada kutsanalım. Hadi hoşça kalın.